Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, iyi kalpli bir değirmenci varmış. O yıl ülkede çok çetin bir kış yaşanmaktaymış. Bir gün değirmenci kapısında donmak üzere olan bir tilki bulmuş. Tilkiyi hemen evine almış, ısıtmış ve kış boyu ona çok iyi bakmış. Yaz gelmiş ama tilkinin içi rahat değilmiş, borcunu ödemek istiyormuş. O diyarda yaşayan çok zengin adam varmış, zengin adama gitmiş, "Rublenizi ödünç verebilir misiniz?" demiş. Zengin adam rublenin altına sakız yapıştırıp vermiş. Tilki birkaç gün sonra rublenin altına gümüş yapıştırıp götürmüş. Üstünden zaman geçmiş, tilki yeniden gidip rubleyi istemiş. Zengin adam yine altına sakız yapıştırıp vermiş rubleyi. Bu sefer altına bir altın yapıştırıp götürmüş tilki. Zengin adam çok şaşırmış bu duruma. Ne kadar zenginmiş diye düşünüp tilkinin efendisine hayran kalmış. Bir gün zengin adam otururken dışarıdan sesler geliyormuş. Zengin adam merak edip dışarı çıkmış. Tilki dünür taşına oturmuş. Efendisi için çok zengin adamın kızına dünür oluyor. Zengin adam da, "Getir efendini bir göreyim," demiş. Tilki gitmiş ormandan bir sürü çiçek toplamış. Değirmenciyi de almış, bir köprü başına gelmişler. Değirmenciyi soyup suya atmış, ardından da çiçekleri suya boşaltmış, hemen feryat figan içinde zengin adama koşmuş. "Gelirken efendim size getirdiği hediyelerle suya düştü, yetişin kurtaralım," demiş. Zengin adam hemen adamlarıyla gitmiş, değirmenciyi sudan çıkarıp giydirmiş, yedirmiş, içirmiş. Sonra da düğün dernek kurdurup kızını bu zengin beye vermiş. Ama değirmenci kara kara düşünmeye başlamış, "Ben karımı nereye götüreceğim, ne giydireceğim?" diye. Hazırlanmışlar, hep beraber gelinle damadı evlerine bırakmak için yola koyulmuşlar. Tilki hemen önden çıkmış yola. Yolda büyük bir hayvan sürüsü görmüş. Çobana para verip iyice öğütlemiş, kimin diye sorarlarsa efendimin olduğunu söyle diye. Biraz daha gitmiş, o tarlanın, sürülerin ve çok güzel bir köşkün sahibi olan dev ve karısını görmüş. "Aman, padişah sizi öldürmeye geliyor askerleriyle, hemen saklanın şu samanların içine kurtarayım," demiş. Dev ile karısı samanların arasına girince üzerlerine kilidi vurmuş. Samanların içinde kalmış ikisi. Böylece köşk sahipsiz kalmış. Gelin alayının yanına dönmüş. Yolda zengin adam sürüyü görmüş, kimin diye sormuş, efendimizin deyip değirmenciyi göstermişler. Tarlaları görmüşler, kimin diye sorunca yine değirmenciyi göstermişler. Sonra köşke varmışlar, tilki hemen önden gidip kapıyı açmış, değirmenciyle karısını buyur etmiş. Böylelikle değirmenci, karısı, tilki köşke yerleşmiş. Devler samanların içinde kalınca onca mal değirmenciye kalmış. Daha sonra hep birlikte yaşamışlar, mutlu bir hayat sürmüşler.